İyi akşamlar. Şimdi rakiple ilgili şöyle değişik sistemlerde oynayan, oyunun içinde değişkenlikler gösterebilen, sistemden sisteme geçebilen, bazen beşli, bazen üçlü, bazen dörtlü her sistemde de hazırlandık. Özellikle takım savunmasını iyi yapan ve bununla beraber de direkt oyunu en fazla ligimizde oynayan, kendi bölgesine en az pas yapan ve en fazla da faul yapan takımıydı. Bugün dörtlü başladılar. Biz de bununla özellikle rakip sahada baskı yapmak, rakibi hataya zorlamak, bu oyunda oyuna fazla genişlik vermek, kenarları doğru kullanmak ve kaybettiğimiz yerde yapacağımız tekrar baskılarla da o hücum organizasyonlarını, çalıştıklarımızı geliştirmekti. Oyunda ilk yarıda itibariyle Gençlerbirliği aslında bunu bize müsaade etti. Golü de bulduk. Çok fazla üretmedik belki. Kaçırdığımız da var bir iki tane. Rakibin de bizi zorladığı anlar vardı. Ama fırsatı elimize aldık. 1-0 öndeyiz. Sonra ikinci yarının başı itibariyle bence olmaması gereken, bu seviyede yemememiz gereken bir golü yedik duran toptan. Sonrasında da bizim için bence üzücü olan tarafı 70 küsürüncü dakikaya kadar oyunda ağırlığımızı hissettiremedik. Sonrasında bir takım hamleler yaptık. Burada yakaladığımız 3 pozisyon var. Bir Mossoro'nunki, İrfan'ınki ve Adebayor'unki. Daha fazla topa sahip olabilirdik. Daha fazla kenarları kullanabilirdik. Pasın şiddetini ayarlayamadık. Oyunun yönünü çabuk çevirebilirdik. Rakip geçişlerden bizi cezalandırabilirdi. Pozisyon belki vermedik ama geçişlerde kullanamadıkları, atamadıkları final pasları vardı. Bireysel oyuncu performansımız düşüktü ve bununla beraber de biz çok direkt oyun oynayan bir takım değiliz. Bazen oyundaki duygularımızı daha sakin olmamız ve oyun planlarının ve organizasyonun üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. Bugün hem oyun kalitesi olarak bundan uzaktık, hem de bireysel performanslarımız düşüktü. 1-1. Sonuçta her maç zor, her rakip her yerde takılabiliyor. Onun için buradan derslerimizi çıkaracağız ama antrenman dahil, maç dahil, 2 hafta evvel Fenerbahçe'yi burada yendik. Bir hafta sonra Trabzon'daki konsantrasyonumuz daha yüksekti. Bugün itibariyle doğru değildi. Her anı doğru yaşamak, oyunun içindeki anları da doğru yaşamak gerekiyor. İlk yarı fizik olarak rakipten daha fazla mesafe kat ettik. Rakip golü bulunca daha iyi, çabuk kaydı. Biz buna doğru cevaplar veremedik. Topa daha fazla sahip olduk ama belki yağmur, belki şiddetini de ayarlayamadık. Oyunda fazla genişlik veremedik. Rakibi de tebrik edelim. Sonuçta 1 puan. Bugün 47-47, 44-44. Yukarısı sıkışmış. İyi bir yarış oluyor. Kredi alacaktık cebimize. Bugün onu alamadık. Sonuçta yarış hala devam ediyor. Onun için rakibi de tebrik ediyorum. Maçla ilgili soru var buyurun. Bizim takımımızın çok deneyimli oyuncu grubu var. Bu duyguları son derece yüksek seviyede yaşamış, şampiyonluklar yaşamış, diğer liglerde veya ulusal milli takımlarında oynamış oyuncular var. Bu deneyim, bu tecrübeye sahibiz. Oyunun içinde dalgalanmalar olacaktır. Ben çok o tarafında, yani kaygı oyunun içinde karar verirken kaygı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu deneyimleri çok derece fazla yaşamış bir takım. Biraz daha fazla odaklanmak, her rakibe aynı konsantrasyonda hazırlanmak gerekiyor. Onun için rakip de 9 haftadır yenilmiyor. Onun da başka bir mücadelesi var. O mücadeleyi yapıyor ama ben biraz konsantrasyonla ilgili bozukluk yaşadığımızı ve oyun kalitemizin düşük olduğunu söyleyebilirim. Başka soru var mı? Bunlar bir savunmadır, yani bizim biraz evvel dediğim gibi deneyimli oyuncu grubu. Pas trafiğinde biraz eksilmiş olabilir ama ben biraz evvel ana tema olarak bireysel konsantrasyon bozukluğu, bireysel performans düşüklüğünün yanında oyun organizasyonu olan bir takımız, organizasyonları olan bir takımız. Biraz onun dışına çıkınca o zaman kargaşa bir oyun oluyor. Bu çok sağlıklı bir durum çünkü bizi buraya getiren organizasyonlarımız, değerlerimiz, oyun anlamında söylüyorum bunu. Onu da biraz bugün kayıp yaşadık. Umarım önümüzdeki haftadan itibaren tekrar kendi sahamızda oynayacağız. Daha zihinsel doğru hazırlanıp, doğru oyunlar oynayıp umarım kazanarak devam etmek istiyoruz. Son soru olsun Fatih Bey. Gol yapan takımı zaten. Sıcak teması, çünkü sen bir taraf oynamak, bir tarafta savunma, yani bu yanlış anlaşılmasın. Yani bunu biz de oynadık zaman zaman. Oyunun içinde de zaman zaman sen de rakibi karşılarken bunları yapabiliyorsun. Rakip sıcak teması seven, en fazla faul yapan, hatta topun dışarıda kaldığı sürede de en ağır oynayan takımlarından bir tanesi. Onun için sıcak temas bu işin içinde var. Rakip bunu yapıyorsa da sen de ona fazla temas etmeden, top sendeyse,
O temasa müsaade etmeden az temaslı oyununu oynaman gerekiyor ki bunu oyun içinde olması gereken bir şey. Yok, oyun öyle bir oyun değildir, antrenman öyle değildir. Maç kazanmaktır. Öyle bir şey olduğunu, olabileceğini hiç eski de bir oyuncu olarak hiçbir zaman düşünmedim. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar.